Selamlar. Şu an bu kadar hasta görmemin sebebi aslında yeni uyanmış olmam. Sıkıntı yok yani. Daha doğrusu sıkıntı var, o yüzden çekiyorum bu videoyu. Şöyle ki, Ankara'daki Kızılay patlamasından sonra bana geldiler. Yani bana uzun zamandır geliyorlar da. Bana öyle bir geldiler ki artık gitmiyorlar. Zira Facebook'tan ve Twitter'dan içimden hiçbir şey yapmak gelmediğini ve bu yüzden benden kimsenin video falan beklememesini rica ettiğime dair de durumlar paylaştım. Çok şükür ki kimse de beklemedi. Ama bunun biraz da kelimelerimi düzgün seçmeye çalışıyorum şu anda, çünkü tam tamına ne hissettiğimi ve ne düşündüğümü anlatmak istiyorum size. Çok şükür ki benden bir şey bekleyen kişi de olmadı. Gerçekten olmadı. Ama ben yine de böyle bir şey yapmak istedim. Şu anda bunu çekmek istedim. Dediğim gibi yeni uyandım. Bir tek yüzümü yıkadım ve yatağa geri döndüm. Çünkü bir şekilde okey, benim YouTube kanalım işte eğlenceli vesaire veya eğlenceli değil de ciddi olduğu zamanlarda bile ciddi olamayan bir kanal. Biraz da bu büyüyü bozmak istemedim belki de. Bilmiyorum. Ama şu an bunu yükleyeceğim yani. Nedeni de konuşmak istemiyorum. Kendi kendime konuşmak istemiyorum. Birileriyle konuşmak istiyorum. Birileri de susmasını istiyorum. Susmamaktan kastım, sokaklara çıkıp bağırmak değil. Susmamaktan kastım Facebook'a girip Allah belanızı versin yazmak değil. Susmaktan kastım kafamızın çalışıyor olması. Bunun üzerine düşünüyor olmamız. Belki bir kişi bile, bir genç arkadaşım bile böyle şeylere maruz kalmamış. Böyle şeyleri düşünmek zorunda kalmamış bir arkadaşım bile bunu izleyip ulan ne düşünmem lazım ki benim diye düşünmeye başlasa bile benim günüm daha iyi geçecek demektir. Ben bu Ankara olayından sonra üzerine bir de İstiklal olayı derken, ben zaten Kore'den döndüğümden beri pek dışarı çıkmıyordum. Çünkü ben Kore'den döndüm ya ertesi günü ya da ondan sonraki gün işte Rusya ile olan uçak düşürme olayı yaşandı. O an ülkeye girer girmez bir stres, bir şey yani, ne oluyor, savaş mı var yok mu? Ruslar bize ne yapacak, biz Ruslara ne yapacağız falan. Üzerine bir bomba. Zaten ben Kore'deyken Ankara'daki ilk bomba. Ay yok sonra başka bilmem ne. Yok o, yok bu bilmem ne. Ay. Dedim ki yani ben çıkmıyorum dışarı yani. Çıkmıyorum. Çıkmayacağım. Çıktığım yer zaten akşam dışarı çıkmayı kesinlikle bıraktım o kendi öz disiplinimden dolayı. Çünkü Kore'de çalışmaya odaklanmak istediğim için düzenimi bozmak istemiyordum. Gündüz buluşmalarımı da şu an sıfırladım. Zaten çok az insanla buluşuyordum. Bir kere, iki kere falan Beşiktaş'a gittim. Bir kere falan Taksim'e gittim belki. Bahçeşehir'de birkaç defa oldum. Bahçeşehir'de oturduğum için. Şimdi Bahçeşehir'de bile alışveriş merkezine gitmeye korkuyorum. Gitmeyeceğim de. Kendimi eve kapatmış durumdayım. Çünkü gerçekten yani lafımı da esirgeyemeyeceğim şu anda, kimse kusura bakmasın. 2-3 tane şerefsiz altında derdim de neyse, yüzünden ben ölmek istemiyorum. Ben İstanbul'da yaşadığım için ölmek istemiyorum.
Ben Türk olduğum için ölmek istemiyorum. Ben Türkiye'de yaşadığım için ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Ben öleceksem eğer doğal yollarla veya organize olunmamış, planlanmamış bir şekilde ölmek istiyorum. Trafik kazasında ölmek istiyorum mesela. Veya hastalanıp ölmek istiyorum. Veya sarhoşun teki gelip bana çarpsın, böyle öleyim istiyorum. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ben normal hayatımı yaşarken saçma sapan insanların benim ölümüme karar verip bunu uygulamaya geçirmelerinden dolayı ölmüş olmak istemiyorum ben. Ölümü falan geçtim. Öldüm bitti zaten, rahatsın. Öldükten sonra rahat. Öldükten sonra oh. Sıkıntı yok. Ama ben ölmeden önce ölmek istemiyorum. Ben sokakta yürümek istiyorum. Ben ekmek almaya çıktığımda lan acaba demek istemiyorum. Ben gerçekten durum olmadığı için, gerçekten yapacak başka hiçbir şey olmadığı için dilenen bir Suriyeli veya Suriyeli zannettiğim herhangi birine alan acaba diye kuşkuyla bakmak istemiyorum. Ben herhangi bir Kürt'e, bir Ermeni'ye, bir herhangi bir Türkiye'li olup da başka bir ırktan, farklı bir ırktan veya karma bir ırktan gelen insanlar hakkında saçma sapan düşüncelere sahip olmak istemiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir insan olmadım. Günümüzde buna zorlanıyorum. Ama ben yine de böyle bir insan olmak istemiyorum. Ama hayatta her zaman insanın kendi önceliklidir. Bunu kim ne derse desin, inkar edemez. Belki anneler çocuklarını kolaçan eder, onları daha öne koyarlar dersiniz. Ama bir annenin de çocuklarını koruyup kolaçan edebilmesi için önce kendine dikkat etmesi gerekir. Neyse, devam o ki her zaman insan için kendisi önce gelir. Kendi güvenliği, kendi sağlığı önce gelir. Nereye bağlayacaktım acaba? O kadar kafamdan ki. Kafam dağıldı. Nereye bağlayacağımı da kesinlikle hatırlamıyorum. Ve gerçekten günlerdir böyleyim. Bir haftadır, 1,5 haftadır böyleyim yani. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Zaten vücudum da buna yeterince tepki gösteriyor yani. Ben normalde ayda bir defa bir sivilce falan çıkartan bir insan. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan sivilce var yüzümde. Yani saçmalık, hayatta olmaz yani böyle bir şey bana. Ellerimde benim strese bağlı bir tane alerjim var. Ondan çıktı. Bir ay sonra, hatta bir ay bile değil, 20 küsür gün sonra topik sınavı var. Ona çalışmam lazım. Ama geçen gün sosyal medyada gezen ve artık WhatsApp'larda da dolaşmaya başlayan, acaba nerelerde bomba patlayabilir listesinin içinde, istihbarat listesinin içinde İstanbul Üniversitesi olduğunu da görünce bana geldiler. Çünkü topik bu sene İstanbul Üniversitesi'nde yapılıyor. Yani ne yapayım? Ne yapmalıyım? Ben bundan sonraki hayatımı planlıyorum sonuçta. Bir şeyler yapmak istiyorum. Bir hedefim var. Hedeflerim var. Ve bu hedeflerime ulaşmamın bir adımı olarak benim bu sınava girmem ve geçmem lazım. Yani geçmek şu anda önemli olan aşama değil. Yani şu anda maalesef günümüzde o sınavı geçiyor olmak önemli bir aşama değil. Ama geçebilmek için, böyle bir ihtimalin olabilmesi için önce o sınava girmiş olmam gerekiyor. E şimdi ben o sınava girip ya da girmek için yola çıkıp ölebilirim. Girdiğim sırada sınav olurken ölebilirim. Eve dönerken ölebilirim.
Şimdi sınava mı girmeyeyim? Yoksa ne yapayım yani ben? Hepimiz şu anda aynı durumdayız. Ben bunun farkındayım. Okullarda sınav dönemleri başlıyor. Ya da başladı, bilmiyorum. Ben düşünüyorum şimdi, ben öğrenci olsaydım ne yapardım şu an? Kendimi eve kapatamayacaktım çünkü. Ne yapacağım ki? Böyle düşünüyorum kendi kendime, diyorum ki yani öyle şey mi oldu canım? Gitmem diyordum yani. Gitmem okula falan. Ama bir tane diploma için, daha sonra da alabileceğim bir diploma için ben hayatımı mı kaybedeyim? Sonra diyorum ki sen hem rahatsın. Çünkü şu an öğrenci değilsin. Böyle bir sorumluluğun yok. O yüzden böyle rahat düşünüyorsun. Yani keşke öyle bir toplum olabilsek ki kimse birbirinin ne yapacağından kuşku duymadan iyi organize bir şekilde bazı şeyleri yapabilsek. Mesela keşke bütün üniversiteler birlik olsa, hocalar da dahil, yaptırımlarını düşünmeden hocalar da dahil. Kimse okula gitmese, kimse işe gitmese, kimse sokağa çıkmasa, alışveriş yapmasa. Ekonomik olarak öyle bir protesto yaratmış oluruz ki kimse vatandaşın bu tepkisine tepkisiz kalamaz. Çünkü bu dünyada her şey parayla dönüyor maalesef ki. Şu anda derdin politika değil. Ay o parti onu yaptı, ay bu parti bunu dedi. Ay bunların yüzünden bilmem ne oldu falan değil. %100 bütün vatandaşların istediği biri veya bir parti bile yönetse bir ülkeyi mutlaka uyuşulmayacak, aynı fikirde olunmayacak konular olacaktır. Ama bunu aman ya deyip geçiştirmemek gerekiyor işte. Biz bugüne kadar maalesef biraz aman ya deyip geçiştirdik. Keşke bir şeyler yapabilen bir toplum olsaydık. Ha selam, sen ne düşünüyorsun bu konuda diye sorarsanız, merak ettiğiniz varsa. Yoksa da ben dediğim gibi susmak istemediğim için söyleyeceğim. Şahsen ben iyi bir şey olacağını düşünmüyorum. Bana biraz o çok negatif bakıyorsun, çok pesimistsin vesaire diyebilirsiniz. Haklısınız, öyleyim. Ama ben de kendimce gerçekçi bakıyorum bu duruma. Yani ben şahsen bir mucize olacak da, olağanüstü bir organize olacağız da vesaire vesaire diye, yani bizim şahsen evde oturan sıradan insanların gücüyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bunun başka yollarla da olabileceğini düşünüyorum. Ben bunun hep olumsuz bir şekilde biteceğini düşünüyorum. Yani bitecek bunlar bir gün. Nasıl bitecek? Bence olumsuz bir şekilde bitecek. Ya savaş çıkacak, ya darbe olacak, ya isyan çıkacak, ya göç edeceğiz, ne bileyim, bir şekilde böyle bir şey. Yani iyi bir şey olarak pozitif yöntemlerle ben bu sorunun halledilebileceğini düşünmüyorum. Bu sorundan kastım sadece terör olayları değil. Her şey. Her şey. Çünkü şu anda çok net hatırlıyorum. Ben küçükken, ya ben çok yaşlı değilim. Ben 27 yaşındayım. Küçükken çok çok net hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum ya.
Hani çok net hatırlamama da gerek yok. Benim ailem her zaman fotoğraf video çekmeyi çok seven bir aile oldu. Açıp fotoğraf albümlerine baksam net bir şekilde görüyorum yani. Hatırladıklarımla da birleşince o görüntüler şuna varıyor ki. Şuna varıyorum ki. Gerçekten sokakta yürüyen insanlar böyle değildi daha önceden. Gerçekten değillerdi. Ben birkaç yıldır sosyolojiye çok meraklıyım. Ve hala da sosyoloji üzerine bir eğitim almak veya kendimi sosyoloji kitaplarının içinde boğmak falan istiyorum. Çünkü gerçekten bunları anlamak istiyorum ben. Ne oldu? Yani o insanlar bugün sokakta yok. Veya o insanlardan olan çocuklar, o insanların yetiştirdiği çocuklar şu anda sokakta yok. Yani sokakta olmaktan kastım öyle. Benim gördüğüm şekilde yoklar. Yani bambaşka sanki aldılar böyle insanları. Bir şeyin içine soktular. Orada bir şey oldu insanlara. Bir şey verdiler. Geri koydular toplum içine. Bunu anlamak istiyorum yani. Ne oldu bu kadar insana? Mesela kötü açıdan söylemiyorum bunu ben. Yanlış anlamayın. İsteyen istediğini giyer. İsteyen istediğini yer. Yani benim bunun tersini söyleyebileceğimi düşünmüyorsunuzdur umarım. Koyduğum videolardan da bunu anlıyorsunuz. İsteyen istediğini yapar. Başkasının karşısındakinin hakkına tecavüz etmediği sürece. Otomatikman bunu kötü bir anlamda söylemiyorum. Sadece benim dikkatimi çeken farklılıklardan biri olduğu için söylüyorum. Yani sosyolojik açıdan dediğim gibi ben bunu anlamak istiyorum. Bu toplumu ne değiştirdi? Mesela ben ilk çarşaflı kadını gördüğüm anı hatırlıyorum. İlk çarşaflı, siyah çarşaflı, kara çarşaflı kadını gördüğüm anı hatırlıyorum ve anneme anne bu kadın niye böyle diye sordum hatırlıyorum. Çünkü ilk defa görmüşüm yani. Annem de bana şey demişti. Ve turistlerdi onlar. Hatırlıyorum Bakırköy Galeri Alışveriş Merkezi'nde. O zaman çok meşhur bir alışveriş merkeziydi. En iyilerinden biriydi. İstanbul'da 200 tane alışveriş merkezi yokken. Mesela biz ne zaman bu kadar alışveriş yapan bir toplum haline geldik de bilmem kaç yüz tane alışveriş merkezimiz oldu mesela. Bu da başka bir değişim. Annem demişti ki kızım bunlar Arap turist. Onlar öyle giyiniyorlar. Dedi bana. Çok küçüğüm yani zaten. 7 yaşındayım, 8 yaşındayım. Neyim? Onu bir belki o kadar bile değil. Hiç hatırlamıyorum. Sonra ya şimdi başörtülü insan da çok azdı. Başörtülü insan da genelde yaşlı teyzelerdi. Yani tülbent gibiydi. Şu an şeye de takılmıyorum. Şal da, türban da, onun detayına da takılmıyorum. Dediğim gibi istersen, isterse ateist olsun, türbana girsin. Onun kendi kıyafet seçimidir o. Ben ona karışamam yani. Beni ilgilendirmez. Dediğim gibi yani. Ne yaparsa yapsın insanlar. Sonra ama başörtülü kapalı insan görmeye çok başladım. Yani birdenbire olan aynı toplum değil miyiz biz? Ne oldu da 10-15 yıl içinde? Ay şimdi de bunu şey diye anlayacaksın. Hükümetin gülülülü falan diye. Hayır ben o son 10-15 yılımı daha net hatırladığım için. Onu son 10-15 yıl diyorum. Neyse. Hani nasıl oldu da bu ülkede kapalı insan ve aşırı şekilde inanan insan sayısı arttı? Nasıl bu kadar çok alışveriş yapan bir toplum haline geldik de alışveriş merkezinin sayısı bütün Avrupa'daki bilmem kaç tane ülkenin toplamındaki alışveriş sayılarından çok oldu İstanbul'daki alışveriş merkez sayısı. Biz ne zaman eve kapanır olduk ya bundan daha 3-5 sene evvel biz sokakta değil miydik? Şimdi kendim düşünüyorum. Ben de yokum artık. Aynı kız yok yani. Sokakta gezen Senem'le bilmem kaç yıl önceki bugün gezen Senem arasında dağlar kadar fark var. Demek ki bir şeyler bizi değiştirmiş. Bunları anlayamamak
Beni çıldırtıyor. Çıldırınca da böyle saçma sapan şeyler çıkıyor zaten sonunda. Yani beni etkiliyor bunlar. Beni hem fiziksel hem ruhsal olarak beni etkiliyor. Maddi olarak etkilemesinden bahsetmiyorum bile. Neyse ki devam o ki videonun başındaki gibi. Bunu koyacağım. Bunu koyacağım ki biraz daha düşünelim. Beynimiz susmaz. Sadece düşünmemiz bile bizi kurtarabilir aslında. Böyle. Kuramadığım cümleler, toparlayamadığım yerler oldu, çok farkındayım ama şu an buyum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve bunu da değil açıkçası yani. Kolay. Umarım bir dahakine daha tatlı, daha sevimli, daha dertsiz bir video ile görüşebiliriz. Hiçbir şey içimden gelmiyor çünkü. Akşam yatmadan evvel bilgisayarımı açıyorum falan. Ki normalde ben sabah uyanır uyanmaz bilgisayarımı açan biriyim. Hiçbir şey içimden gelmiyor. Ne bir şey izlemek içimden geliyor, ne başka bir şey. 3 gündür mesela odamı temizliyorum. Kendimi oyalayacak bir şey aradım. Bulmak için. 3 gün. 3 gündür yani bahar temizliği yaptım odaya. Gereksiz şeyleri attım falan. Anca öyle oyalayabildim kendimi yani. Şimdi o da bitti. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse. Yine de benden bir şey beklemeyin mesajıma duyarlılıkla tepkisiz kaldığınız için teşekkür ederim. Gerçekten. Çünkü olabilirdi yani. Öyle insanlar da olabilir yani. İzlemek isteyen insanlar da olabilir. Neyse 250 küsür tane video var. Açın açın izleyin canınız eğlenmek istiyorsa yani. Ama özür dilerim. Benim kanalımda yeni bir içerikle kimseyi eğlendiremeyeceğim. Dediğim gibi umarım bir dahakine daha hoş sohbetler edebiliriz. Herkes kendine dikkat etsin.